İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin olağan oturumu, komisyonların faaliyetleri ve meclisin Birleşmiş Milletler'deki sunumu tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Azerbaycanlılar işgal altındaki Şuşi ve Berzor'da iş fuarları düzenleyecek. Tatoyan, Nerkin Hunt üç taraftan Azerbaycan silahlı mevzileriyle çevrili. Paris'te Fransız yasa koyucularla Azerbaycan'ın Ermeni haklarına yönelik ihlalleri ve koruma mekanizmaları tartışıldı. Frank Schwab Bakü, ülkedeki insan hakları durumunu eleştirenleri Ermeni yanlısı tutum almakla suçluyor. Kudüs Patrikanesi Türkiye'deki işgal altındaki Batı Ermenistan'da geniş mülklerinin geri alınmasına yönelik davayı kazandı. Düşük fiyat ve bol hasat. Ahal kalakta patates hasadı nasıl gidiyor? Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin olağan oturumu 9 Ekim'de gerçekleşti. Oturumun gündemi Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Nelli Arut tarafından sunuldu. Gündemin ilk bölümünde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi komitelerinin faaliyetleri ve raporlama mekanizmaları ele alındı. Gündemin ikinci bölümünde 17-18 Ekim tarihlerinde Batı Ermenistanı yerli halkını ve Batı Ermenistan'ın yerli ulusal meclisini Birleşmiş Milletler platformunda temsil edecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan bir konuşmada bulundu. Oturumun sonunda bölgesel ve güncel konular da ele alındı. Azerbaycanlılar işgal altındaki Şuşi ve Berzor'da iş fuarları düzenlemeyi planlıyor. Azerbaycan medyasına göre bu girişimler Aliyev'in özel temsilcisinin desteğiyle düzenleniyor. Bu iş fuarlarında Azerbaycanlılar boş iş yerlerini ve işgal altındaki Ermeni topraklarındaki vandallıklarını sürdürecekleri diğer programları tanıtacaklar. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin eski insan hakları savunucusu Arman Tatoyan, kendi Facebook sayfasında yazdığına göre Nerkin Hand, Doğu Ermenistan'ın Hapam şehrinin bir köyü olup üç tarafı iki düzineden fazla Azerbaycan silahlı mevzisiyle çevrilidir. Sadece burada Doğu Ermenistan topraklarından 2700 hektar işgal edilmiştir. Tatoyan kendi Facebook sayfasında binlerce ağacın kesilmesi ve Doğu Ermenistan'ın Şigaho Devlet Rezervi'nde inşa edilen onlarca kilometrelik askeri yol, çok sayıda mayın döşenmesi, sakinlerin içme suyundan mahrum bırakılması, sivil evlerin yakın çevresinde silahlı mevziler gibi Azerbaycan'ın Nerkinhan sakinlerine karşı işlediği suçlarla ilgili ek gerekçeleri belgeledik. Azerbaycan COP29 çevre etkinliğini düzenlerken bir yandan da Doğu Ermenistan'ın çevresini yok ediyor ifadesinde bulundu. Eski insan hakları savunucusu Tatoyan, Azerbaycan'ın gerçek niyetini ortaya koyacak şekilde bu gerçeklerin mümkün olduğunca dünya platformlarında sunulması gerektiğini de vurguladı. Arman Tatoyan Artak Bekleryan ve Garnik Kerkonyan 8 Ekim'de Paris'te Fransa Ulusal Meclisi ve Senatosu'nun çok sayıda üyesiyle görüştü. Görüşmede Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı bağlamında Azerbaycan'ın Artsax'ta işlediği suçlara ilişkin deliller, özellikle Ermeni mahkum ve rehinelerin serbest bırakılması ile Artsax'ın yerli halkının geri dönüş hakları konuları sunuldu. Bakü'nün Doğu Ermenistan'ın sınır bölgelerini işgal etmesi ve soykırım politikası, ablukalar, Ermeni manevi mirasının yok edilmesi ve çevreye zarar verilmesi dahil Azerbaycan'ın suçları da tartışıldı. Toplantının sonunda heyet Fransız yasa koyuculara desteklerinden dolayı şükranlarını sundular. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Almanya'dan üyesi Frank Schwab'ı, Bakü'deki insan hakları durumuna ilişkin tartışmaların sonuçlarından bahsederek farklı konuların karıştırılmaması gerektiğini kaydetti. Şıvabya'ya göre Bakü iç meseleleri bölgesel çatışmalarla karıştırarak dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyor. Bu yılın Ocak ayında Şıvabı'nın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki Azerbaycan delegasyonunun yetkilerine itiraz etmeyi önerdiğini, bunun sonucunda da heyetin bir yıllığına ihraç edildiğini hatırlatalım. Şıvabı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Bakü'deki demokrasi ve insan hakları konularına odaklanması gerektiğini, aksi takdirde Bakü hükümetinin dikkatleri başka yöne çekerek tartışmaları manipüle etmeye çalışacağını vurguladı. Oylama yapılması halinde çoğunluğun Azerbaycan'ın örgütün değerlerine bağlı kalmasını talep edeceğini de sözlerine ekledi. Kudüs Ermeni Patrikanesi, işgal altındaki Batı Ermenistan'da bulunan mülklerine karşı 2012 yılında Türkiye'de dava açarak 1973 yılında el konulan binden fazla mülkün iadesini talep etti. Onlarca yıl süren davalardan sonra 4 Ekim 2024'te Konstantinopolis'te yayınlanan ermene gazetesi Agos, işgal altındaki Batı Ermenistan'daki Surp Agop Ermeni Kilisesi'nin kuruluşunun tüzel kişilik statüsü kazandığını bildirerek bunun patrikane için büyük bir zafer olduğunu duyurdu. Kudüs Patriği Nurhan Manukyan'ın iddiası ilk başta Türk mahkemelerinde reddedildi ancak ülkenin anayasa mahkemesi sonunda patrikanenin haklarının ihlal edildiğini doğruladı. Türk avukat Ali Elbeyoğlu Patrikhanenin artık mülklerini yönetmesi için bir Türk vatandaşını atayabileceğini veya bunların Kudüs'ten yönetilebileceğini kaydetti. Yıllar geçtikçe el konulan mülkler tazminatsız olarak üçüncü kişilere satıldı. Patrikhanenin satılan mülkler için ne kadar tazminat alacağı ise belli değil. Harut Sasunyan, mülklerin yönetimini denetlemek ve şeffaflığı sağlamak için uluslararası bir komisyon kurulmasını teklif ediyor. Ahalkalak'ta patates hasadı sürüyor ancak çiftçiler düşük fiyat ve iş gücü sıkıntısı sorunlarıyla karşı karşıya. Bu yılın hasadının bol olmasına rağmen patates fiyatının gürcü parası 50 tetri olması maliyetlerin karşılanmasını zorlaştırıyor. Köylüler ürünlerin Rusya'ya da ihraç edilmesini dile getirirken böylece de fiyatları artıracağını umuyor. Köylüler hasadın yüksek kalitesine rağmen uzun vadeli kalkınmayı engelleyen tarım sektöründeki hükümet düzenlemelerinin eksikliğinden endişe duyuyor. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.